fail meçhul cinayetlerin felsefesini ortaya atan Lenin'dir. Yani Lenin'in tavsiyesidir. Siyasi cinayet Marksist düşünceden kaynaklanır. Yani Karl Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in ortaya attığı düşüncedir. Daha Türkçesi şeytani bir yapıdır ve en kökeninde masonlara dayanır. Ya masonluk zaten cinayetlerini kendi yapmaz. Mutlaka taşeron örgütlere yaptırır. Mesela PKK gibi, iddia edilen Ergenekon örgütü gibi yahut komünist bazı örgütler gibi örgütlere yaptırır ve bu şekilde kan döktürerek yolunda ilerler. Dolayısıyla sadece iddia edilen Ergenekon örgütünün vasfı değildir kan dökmek. PKK da ilk kendini kabul ettikten biliyorsunuz. Yani muazzam kan dökerek, vatandaşların kanlarını dökerek yol aldı. Şiddet Leninizmin şartıdır. Yani olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla Güneydoğu'da bir komünist devlet oluşturmak istedikleri için iddia edilen Ergenekon örgütü faili meçhul cinayetleri tırmandırmaya başladı. Ki yüz binlerce vatandaşımız faili meçhulde şehit edildi. İnşallah. Birçok bakanımız, milletvekilimiz de bu gelenekleri dikkat ederseniz son zamanlarda biraz durdu. Yani o kadar faili meçhul yapamıyorlar şu an. Bir tek bu Tokat'ta yapılan, askerlerimize yapılan saldırıyı, oradaki askerlerimizin şehit edilmesi olayını yine iddia edilen Ergenekon örgütü tezgahladı. Fakat bunun dışında yani sivillere yönelik yaptıkları faili meçhullerde çok ciddi azalma oldu. Eskiden hafta 8, gün 9 biliyorsunuz bir vatandaşımızı şehit ediyorlardı. Şu an o durdu. Evet. Fakat tabii buna aldanıp işte durdu diye rehavete kapılmak değil, iddia edilen Ergenekon örgütünü tamamen kazıyıncaya kadar üzerine şiddetle gitmek gerekir. Bu yani yılanın kuyruğunu kesmiş oldu operasyon. Yılanın başı duruyor. Yılanın başı basın içerisinde, üniversitelerde bir kısım profesörler iddia edilen Ergenekon örgütünün beynini oluşturuyor. Üniversite profesörleri. Hatta bazı tıp doktorları da var. Evet. Tıp profesörleri var. İddia edilen Ergenekon 70 yaşında, 80 yaşında iddia edilen Ergenekon örgütünün beyinlerinden, gizli yöneticilerinden. Böyle psikopat tipler. Yani bunlar gözlerden kaçıyorlar. Aynı zamanda yargı içerisinde örgütlüler. Yargı içerisinde aşağı yukarı yani %90 duruyorlar diyebilirim. Yani %90-95. Polis içerisinde yine duruyorlar. Fakat sadece tırstılar yani halk tabiriyle. Korktular. Şu an durağanlaştılar, sakinleştiler. Fakat geri çekilme durumunda onları rahatça ortaya çıkaracak konumdalar. Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor ama vatandaşlarımızın da hükümete en azından bu konuda tam anlamda destek olmaları lazım. Yani gerek bilgi vererek, gerek ihbarda bulunarak devleti desteklemeleri lazım. Evet. Ne diyordun? Kayıtlara geçiyor. Kent Otel toplantılarına yargıçlar gelmiş hocam inşallah. 20 kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi de Kent Otel'de yapılan ehli dil grubunun toplantısına katılmış diye Mustafa Balbay ifade verdi mahkemede. Mesela 20 tane Yargıtay üyesi bu çok vahimdir. Evet. Mesela kimler olduğu da belli değil. Ya bunların hepsinin araştırılması, incelenmesi, neticelendirilmesi gerekiyor. Yani suç unsuru taşıyanlar varsa ona göre tecziye edilmesi gerekir. Ona göre karşılığını verilmesi gerekir. Dolayısıyla suskun politika olmaz. Bu konuda ben biraz hafif bir durağanlık gördüm. Yani eski hızla bir azalma gördüm. Bu bilmiyorum yani eğer savcılarımıza tabii benim saygım büyük. Bir bildikleri varsa bir mesele yok. Ama yani vatandaşımızın da milletimizin de manevi desteği de çok önemli bu konuda.